Gençler, şimdi çoğunuz sınava hazırlanan öğrencilerseniz, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarından sınava hazırlanmanızın ne kadar önemli olduğunu vurgulayan bir sürü YouTube'daki daha önceden sınava giren öğrencilerin videolarını izlemişsinizdir. Dolayısıyla sınava iyi hazırlanan bir öğrenciyseniz, bunları araştırdıktan sonra web kitaplarınız üzerinden çalışmanız gerektiğine inanıyor olmalısınız. Peki, web kitaplarının 2020 baskısına nereden ulaşabilirim? Şimdi eğer öğrencimiz MEP okullarında aktif bir öğrenci ise, yani şifresini ve TC numarasını girerek EBA'ya giriş yapabiliyorsa nereden ulaşabilir? Ya da aktif bir öğrenci değilse, örneğin ne olabilir? Mezun öğrenci olabilir. Ya da ne olabilir? Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan bir öğretmen değildir. Onun da EBA'ya giriş hakkı yoktur. Özel kurumlarda çalışan bir öğretmendir. Ve o da yine MEP kitaplarını incelemek istiyordur. Öyle bir durumdaysa yine giriş yapmadan nasıl ulaşabilir? Bu durumu bir inceleyeceğiz. Şimdi öğrenci aktif öğrencisi sıkıntı yok zaten. Birazdan göstereceğim. Ama aktif öğrenci değilse, mezunsa ya da kitaba ulaşmak isteyen kişi Milli Eğitim Bakanlığı çalışan bir öğretmen değilse o zaman iş biraz sıkıntı. 2020 baskısı olan MEP kitaplarına ulaşamıyorsunuz. Nerelerden giriş yapmayı deniyorsunuz? EBA'dan. EBA'da ya herkesi açık haliyle giriş yapmadan platform üzerinde arıyorsunuz fizik kitabı. Ya da OGM materyal sitesine gidiyorsunuz. Etkileşimli kitapları açıyorsunuz. Oradan da bulmaya çalışıyorsunuz kitabı. Bir bakıyorsunuz ne görüyorsunuz oralarda? Kitabın 2019 baskısının mevcut olduğunu görüyorsunuz. Pandemi sürecinden, yoğunluktan mıdır bilmiyorum. Yeni baskıları, 2020 baskıları bu haliyle eklenmemiş arkadaşlar. Yani OGM materyal sitesinde ve nerede yok? EBA'ya giriş yapmadan genel arama kriterleriyle ulaşmaya çalıştığınız kitaplarda 2019 mevcut. Hemen öğrenci şunu söyleyebilir. Hocam ben zaten 2018'de işte 10. sınıftım. Benim 2018 yılının MEP kitabına çalışmam gerekmez mi diye soru işareti doğuyordu akıllarında. Ben bununla ilgili bir video çektim. Ayrıntılı bir şekilde orada anlattım. Evet, videom bu. Hangi MEP kitaplarından sorumluyum? Kendi dönemindekilerden mi yoksa bu senekilerden mi? Tabii ki bu senekilerden sorumlusunuz. Neden? Çünkü çocuklar 4 yıldır yani müfredat değişikliğe uğradığından beri kitaplar aynı. Kapakları aynı. Yazarları aynı. İçerik aynı. Hangi sayfada hangi bilgi var onların yeri bile değişmedi. Ne değişti peki? Şu değişti. Bazı sorular hatalıydı. Bazı bilimsel bilgiler hatalıydı. Bazı cevap anahtarları hatalıydı. Bunlar üzerinde her sene ne yaptı? O yazarlar kitapları tekrar tarayıp hatalarını giderdiler. Yine ikinci sene hatalarını giderdiler, üçüncü sene hatalarını giderdiler. Şu andaki kitapların hiç hatası yok diyemem. Yine hataları olabilir. Baştan aşağı inceleme fırsatım olmadı. Çünkü ben de kitapların 2020 versiyonuna yeni ulaştım. Dün ulaştım yani öyle diyeyim. Sadece Fen Lisesi kitapları zaten okula gönderildiği için elimdeydi ama Anadolu Lisesi kitaplarına dün ulaştım. Bu kitapların çocuklar hataları her sene giderildiğine göre 2020 versiyonu kitapla 2018 versiyonu kitap aynıysa 2017 sizin 9. sınıftaki okuduğunuz 3 yıl önce okuduğunuz ders kitabı ile bu senenin kitabı aynıysa o zaman neden eskisine çalışasınız ki? Şimdi piyasaya gittiğinizde örneğin bir soru bankası alacaksınız. X yayınlarının ilk eseri 2017'de çıkmış. Sene olmuş 2021. 2020'de sınava gireceksiniz. 2020 baskısı olarak yeniden basılmış. Her sene düzenlenmiş. Gidip de kırtasiye şunu diyor musunuz? Ya ben 2017 baskısını istiyorum. 3 yıl önceki. İstemezsiniz değil mi? Mümkünse geçen senekini bile istemiyorsunuz indirimli olmasına rağmen. Yeni halini istersiniz. Çünkü yeni halinde ne olur? Her sene o kitabın içerisindeki işte bilgilerden yanlış olanlar arındırılır, cevap anahtarları düzeltilir. Hatalı, çok hatalı bir soru varsa çıkarılır, yenine daha güzel bir soru eklenir. Düzeltilebilecek bir hatası olan soru varsa yine ne yapar? Birazcık düzeltilir. Mesela ben 3, 4, 5 TYT Fizik Soru Bankası'nı şu anda çözüyorum biliyorsunuz. Yaklaşık 10 testte bir soruda bir ufak hatalar olabiliyor. Seneye onun daha düzeltilmiş halini basacaklarından eminim. Şimdi demek ki o zaman ne olacakmış? Siz de hangi senede 9. sınıf, 10. sınıf, 11 olursanız olun, mutlaka bu sene eğer sınava giren bir öğrenciyseniz, geçmişe dayalı o kitapların üzerinden çalışmak istiyorsanız, sınava hazırlanmak istiyorsanız eski baskılarını değil 2020 baskılarını elde etmeniz gerekiyor.
Bunu da neden vurguluyorum bu kadar? Hakikaten bazı şeyler arkadaşlar ciddi hatalar barındırıyordu. O kitapları yazan insanlar da sonuçta insan. Gözlerinden kaçan şeyler olabilir. Düzeltilmesi gereken yerleri birkaç yıl sonra düzeltebilirler, yeni fark etmiş olabilirler. Misal 10. sınıf fizik kitabından bir örnek vereceğim. Hangi ünite dalgalar ünitesi? Bu konuyu anlatırken videomu izlediyseniz değişikliğin üzerine bastıra bastıra vurguladım zaten. Kitap bu sene arkadaşlar, bu sene kadar bütün kitaplarda Nuri Demirdağ'ın yıllar önce bas 10. sınıf fizik kitabı dışındaki kitapların hepsinde kalın yaydan ince yaya iletilen atmanın genliği, yansıyan atmanın genliği ve gelen atmanın genliği ile ilgili bir eşitlik yazılıyordu. Yani biri büyüktür diğerinden falan gibi bir şey. Bu bakın 2019 kitaplarına kadar hep yanlış anlatıldı. 2020'de Fen Lisesi kitabı da düzeltildi, Anadolu Lisesi kitabı da düzeltildi. Önemli bir bilgi mi? Evet önemli. TYT'de 7 tane soru çıkılacağını düşünürseniz, bu 7 sorudan bir tanesi buradan gelirse, siz bunun güncel halini bilmiyorsanız ne yaparsınız arkadaşlar? O bir soru birçok şeyi değiştirebilir. O yüzden şimdi ne yapacağız? O 3 kitabın gerçekten yani 3 ortamdan, o GM materyal, EBA'ya giriş yapmadan ve EBA'ya giriş yaparak ulaşmaya çalıştığım 3 kitabı ele alacağım. Özellikle 10. sınıfları göstereceğim size. 10. sınıf kitaplarının içeriğinin aynı olup olmadığını ispatlayacağım. Buna göre yardımcı olmaya çalışacağım. İlk kısım, MEP okullarında aktif öğrenciyim. Yani bu sene 12. sınıf, 11 ya da 9, 10. sınıf öğrencisiyim ve kitaplara ulaşmak istiyorum. Yapacağınız şey EBA'ya TC numaranız ve şifrenize giriş yapmak. Bunu yapmanız yeterli çocuklar. Evet, bana bunu söyleyen öğrencim mesajını da burada MEP kitaplarını nereden indirebilirim adlı 7 Ağustos tarihinde çektiğim bir video var. Buraya attığım linklerin hepsi dolayısıyla 2019 baskısı. Henüz 2020'ye ulaşamamıştık. Orada sağ olsun ben bu kitapların yenisine bir türlü ulaşamıyorum diyordum. Elif G isimli öğrencim ne demiş? Hocam demiş işte söylediğiniz MEP kitapları hakkında bir şey söyleyeceğim demiş. Evet OGM materyalde eski basımlar var ama ancak öğrenci olarak biz EBA'ya giriş yaptığımızda mesela ders olarak fizik dersini seçtiğimizde altında bize kitapları sunuyor. Bu kitapların hepsi de yeni basım. Allah razı olsun Elif. Vallahi bunu sen söyleyene kadar yani Anadolu Lisesi'nde çalışan bir fizik öğretmeni bulmaya çalışıyordum. Bana en azından kitabın şeyini somut olarak göndersin. PDF'ine, dijital ortamdaki içeriğe ulaşamadığım için. Çok teşekkür ederim. Sen bunu söyleyince ben bir tanıdığımdan sağ olsun Songül'ü arkadaşımın kızı var 11. sınıf öğrencisi Yaren. O Anadolu Lisesi kitabı, şey Anadolu Lisesi'nde eğitim alıyor. Şifresini istedim, bana verdi ve ben girişi yaptım. Öğrenci olarak giriş yaptınız, bakın. Karşınıza çıktı, aktif öğrencisiniz. Derslere tıkladınız. Mis. Tüm derslere tıklayalım. Karşımıza kitaplar çıkıyor. Şu an yarın 11. sınıf öğrencisi olduğu için 11 kitapları çıkıyor. Ama burada ne yapabilir? Rahatlıkla 10, 9, 12 yapabilir. Şuraya geldiğinde Anadolu Lisesi'ni değil Fen Lisesi'ni seçebilir. Fen Lisesi kitaplarına da ulaşabilirsiniz. Yani Fen, Anadolu hepsine ulaşabiliyorsunuz. Aktif öğrencisiniz. Şimdi ben Anadolu Lisesi'nden 10. sınıfı seçeyim ki kitaptaki kitabın yeni olduğunu anlayalım. Fizik dersine tıklıyorum. İspat yapacağım. Karşınıza Devlet Yayınları'nın kitabı ve özel bir kurumun olan kurumun onay verdiği, Milli Eğitim Bakanlığı onay verdiği, yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın bazı okullarında gönderilen, okutulan Ata Yayıncılığı'na ait kitaplar karşımıza çıktı. Hemen 10. sınıfı Devlet Yayınları'na tıklıyorum, indir diyorum. 3 kitapta da değişim olduğu için devleti seçiyorum arkadaşlar. En çok ortak olan olduğu için. Evet, kitap açıldı. Şu anda bakın aşağı doğru iniyorum. Hiçbir tarih yazmıyor. Eğer tarih yazmıyorsa bu 2020 baskı olduğu anlamına geliyor çocuklar. 2017 baskısında 18'de 19'da orada 2017, 2018, 2019 yazar çünkü. 2020 baskı olduğunu nereden anlıyormuşum? Tarihin olmamasından anlıyormuşum. Şimdi dediğim değişiklik sayfa 135'te olduğu için oraya gideceğim. Şöyle bir gelelim. Yukarıya 135 yazalım. Evet, biraz büyüteyim. Değişikliği vurgulamak istiyorum bakın. Nerede bir değişiklik var? Tabii başka yerlerde de değişiklik var ama bu benim dikkatimi çektiği için özellikle vurgulamak istedim. Yıllardır değişsin diye uğraşan bir sürü öğretmen olduğu için ilk kitabı alır almaz elime Fensiz kitabını alır almaz o sayfaya bakmıştım. Değiştirmişler mi acaba bu sene düzeltmişler mi hatayı diye. Ve değiştiğini görünce çok mutlu olmuştum.
Evet, bakın ne var burada? Gelen bir atma var. Kalın yaydan ince yaya geçişte. Sonra bir kısmı yansıyordu, bir kısmı da iletiliyordu. İletilen atmanın genliği şu kısım. Gelen atmanınkinden, o da yansıyanınkinden büyüktür diyor bakınız. Şu bilgiye dikkat edin. Tamam. Değişen, doğru olan kısmı bu. Peki, ben o zaman 2020 kitapları aktif öğrenci olarak ulaştım. Peki ben aktif bir öğrenci değilim. Yani EBA'ya giriş yapamıyorum. O zaman ne yapacağım? Mantık olarak derim ki önce bir OGM materyal sitesine gideyim. Evet, çıktı. Siteye gidiyorum. Çok güzel karşıma geldi. Etkileşimli kitaplardı bunlar hatırlarsanız. Gayet güzel aslında. Etkileşimli kitaplara tıkladım. Sınıf olarak yukarıdan 10. sınıfı seçtim. Aşağıya geliyorum. Fen Lisesi kitabı karşıma çıktı. İlk olarak evet. Fizik. 10. sınıf 3. ünite dalgalar. Tıklıyorum. Gelsin kitap karşımıza. Etkileşimli olarak çıktı. Sayfa 135'e gideceğim. 135. Evet, 135. Hoppa. Biraz büyütelim. Şuradan kitabı birazcık da küçültelim. Ne görüyorum? Bakınız. Gelen atmanın genliği yansıyandan ve gelen atmanın genliği iletilenden büyüktür. Şu hem bundan hem de bundan büyüktür diyor. Oysa ki biz yeni baskıda ne gördük? İletilenin, şu iletilenin gelenden ve yansıyandan büyük olduğunu gördük. İşte bu düzeltilmiş 2020 baskı. Oysa ki buradan açtığım kitap, OGM materyal sitesinden açtığım kitap demek ki eski kitap. 2019 baskı arkadaşlar. Buradan ulaşmaya çalışırsanız doğru kitaba ulaşamıyorsunuz. Tamam, buradan ulaşamadım. Yine mezun öğrenciyim. Özel bir kurumda çalışan bir öğretmenim. EBA'ya giderim. Hadi gidelim bakalım. Mesela Google'a girdiniz. Diyorsunuz ki EBA fizik kitabı. EBA'dan fizik kitaplarını arıyorsunuz. Fizik MEB kitapları. Hadi bakalım karşımıza gelsin. Evet, girdim. Güzel kitaplar geldi. 9. sınıf fizik kitapları buradaymış. Aşağılara doğru inelim. Ben 10. sınıfı araştırıyorum. 9'lar için de aynı şey geçerli. 11'lerde, 12'ler için de aynı şey geçerli. Rastgele bir kitabı açabilirsiniz. Bu Ata Yayıncılık. Bu 11. sınıf fizik. Mesela neyi aramıştık biz? 10. sınıf fiziği belki de ikinci sayfadadır. Evet, 11, 9, 12. Geliyorum. Buradan kitabı açmaya çalışıyorum. Açılıyor bakın şu an. Biraz bekleyeceğiz tabii ki. Ha, şunu da söyleyeyim. Bu arada açılana kadar. Anadolu Lisesi'nde çalışan fizik öğretmeni EBA'ya giriş yaptığında Fen Lisesi kitaplarını, benim gibi Fen Lisesi'nde çalışan fizik öğretmeni giriş yaptığında Anadolu Lisesi'nin 2020 baskı kitaplarına, özel kurumlarda çalışansa hiçbirine ulaşamıyor zaten. O yüzden öğrenci olmanız önemli. Öğrenciyseniz her türlü kitaba ulaşabiliyorsunuz. Evet, kitap geldi. Bakalım EBA'dan giriş yapmadan karşıma çıkan kitap hangi yıl? 2019. Yani 2020'ye aktif öğrenci değilseniz ulaşamıyorsunuz. Sayfa 135'e gidiyorum. Yine ne görüyorum? Gelenin yansıyandan ve iletilenden büyük olduğunu. Yani hatalı olduğunu görüyorum bu kitabın. Evet, o zaman ne yapacağız? Aktif öğrenciysek EBA'ya giriş yapıp güncel kitapları indirip oradan inceleyeceğiz. 2020 baskılarından çalışacağız. Ama değilsek bu kitaplara erişmenizin şu an yolu yok. Yani mesela sitelerden bulayım. Ki videoda tanıttığım kitaplara ulaşmayı imkanlı kılan site mesela. Evet, şu site. Geldim. Sitenin adı neydi? mapders.com. Mesela oraya gidelim. Orada gerçekten yeni baskıları güncellenmiş mi? Map ders kitapları diyelim. Çıkacaktır zaten. Hemen bakın karşımıza mapders.com çıkıyor. Tıkladım. Evet, şuradan gelelim. 10. sınıflara geçelim. Ders kitapları. Reklamı kapatalım. Zaten burada fizik kitabını arayıp bulmak gerçekten çok zor ama kimya kitabından örnek göstermek gerekirse bakın 9. ayın 25'inde 2020 baskı 2020 baskı indirilmiş, konmuş diyor. Bir bakayım gerçekten doğru mu? Fizikte bulamadım. Bu arada fiziğe gideceğim. Siz bekleyin. Burada 2020-2021 diyor kimya için. Açayım bakayım. Hakikaten 2020 baskı mı?
Evet, kimya için bakıyorum. Yıl yazılmamış. Belki bu 2020 olabilir. Emin değilim. Kimya önlü değilim çünkü. Çocuklar fiziğe şeyden ulaşamadım. Yani sayfa bak kaç sayfa ilerledim. Bir sürü. 12 sayfa falan. Nerede olduğunu bilmiyorum. Fen lisesi kitabını açalım. Evet. Tıkladığımızda 2019'un çıktığını görüyoruz. Şurada bir uyarı yapmış. 2020-2021 yılı Fen Lisesi 10. sınıf fizik ders kitabı PDF olarak sitemize eklenmiştir. Boyut düşürmüştür. Mobilden, PC'den indirebilirsiniz. Abi tıklıyoruz. İnmiyor. Şurada 2020-2021'e geliyorum. Yine beni aynı sayfaya atıyor ve burada fiziğe ulaşamıyorum. Kimyası belki günceldir. Evet, sonuçta ne yapacağız o zaman? Aktif öğrenci değilsek ne yapacağız? Ya bir tanıdığımızdan EBA şifresini alıp kitaplara ulaşacağız. Ya da ben fizik kitaplarını en azından indireceğim şimdi ve şeye ekleyeceğim çocuklar. Bu videonun altına linklerini indirebilirsiniz. Kendi drive'ıma yükleyip oradan linkleri paylaşacağım. 2020 kitaplara bu videonun altından fizik kitaplarına ulaşabilirsiniz. Eğer imkanınız yoksa böyle bir imkanınız. Yani bir tanıdığınız aktif öğrenci değilse bana yazabilirsiniz. Matematik, kimya, ne bileyim tarih kitaplarına da ihtiyacınız varsa onları da sizin için yükler, indiririm. Sağ olsun Yaren benimle sonuçta hesabını paylaştı. O hesaptan giriş yaparım buraya gelir. Derim ki işte 12. sınıf kitapları, 12. sınıf tarih kitabına ihtiyacınız var. Seçeriz buradan, indiririm, yüklerim. Linkini de paylaşırım. Siz yeter ki isteyin arkadaşlar. Fizik kitaplarını ben şimdi dediğim gibi yükleyeceğim. Diğer branşları da istiyorsanız eğer onları da ne yaparım? Sizin için linkleri tık 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 aşağı doğru sıralarım. Tamam. Umarım faydalı olmuştur bu videomuz. Elif'e ve Yaren'e teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın çocuklar. Hoşça kalın.